Selam. Son zamanlarda bitirdiğim 2-3 ürün var. Bu videoda size bitirdiğim ürünlerden bahsedeceğim. Minik bir bitenler videosu olacak. İlk olarak 1-2 gün öncesinde bitirdiğim şampuandan bahsetmek istiyorum. Bu bitirdiğim 3. veya 4. şişemdir. Yağmur Vardar'ın videosunda keşfettim. Bunu kullanmadan önce hangi şampuanı kullanıyordum bilmiyorum ama o şampuanı bitirmeden hemen yarıda kestim. Bu şampuana geçtim. Kullandığım ilk günden itibaren bir saç dökümümü kesmişti. Hatta şok olmuştum. Duşta yumak çıkmıyordu. Saçımı tarıyordum, yumak çıkmıyordu. Şok etkisi yaratan bir ürün derler ya. Gerçek anlamda öyleydi. Kokusuz sarımsak özlü bir şampuan. 450 ml bir ürün. 4 şişeyi falan. Tanesi 25 liraya almıştım. Gratis'ten almıştım. Az önce kontrol ettim. Gratis'in sitesinde bu ürünü bulamadım. Trendyol'da çok saçma bir güvenilir olmayan bir satıcı da var. Ve fiyatı 350 lira. Ne alaka yani. 350 lira etmeyecek bir şampuan. Bunu belirteyim. Hani halihazırda bulunan şampuan fiyatlandırmasına eş değerse benim tekrar dönüp kullanabileceğim bir şampuan kesinlikle. Hem ben erkek arkadaşımın saçlarında dökülmeyi kontrol altına aldığını gözlemledim. Hem de kendimde çok fazlasıyla deneyimledim. Ki bunun içerisinde keratin var. Sülfat olarak çok masum bir sülfat vardı. Arkasında değil de kutusunda içerik listesi vardı. Ama hatırlıyorum sülfat olarak da güvenilir bir sülfata sahip. Yani sert sülfat içermiyordu. İçerisinde sarımsak özü bulunan bir şampuan. B5 vitamini, B3 vitamini ve 5 fermente mineral içeriğe sahip. Dediğim gibi uygun fiyatlarda bulursam tekrar alabileceğim bir şampuan. Bu arada Zigavus Pharma laboratuvarlarının bir markasıymış, Biozyum. Zigavus da Alman laboratuvar. Çok net bilmiyorum. Resmi olmayan bir hayvanlar üzerinde test yapmıyoruz logosuna sahip. Ne kadar güvenilir bilmiyorum. Başka şampuanlar kullandıkça dönüşümlü olarak bu şampuana geri dönüyorum. Buradan Yağmur Vardar'a teşekkür ediyorum. Aynı videoda bahsettiği bir şampuan daha vardı. Benden çok bu şampuanı erkek arkadaşım da deneyimli. Dökülmesini çok çok aza indirdiğini yani fark etmiş. Mesela yastığa neredeyse hiç saçı dökülmüyordu. Yağlı saçlar için olanını aldım ben. Bunun normal saçlar için olanı da var. Ve aynı zamanda 50 ml'lik bir seyahat boyu da çıkmış. Ben aldığım zamanlarda 70-80 liraya inmişti. Bu arada bir indirime girebilen bir şampuan. 10-20 liralık indirimlere giriyor ama. Şu an 175 lira olmuş. Fiyatını hak eden bir şampuan. İçeriğinden bahsedeyim. Kokusuz, sarımsak özü, biotin, tea tree, coconut, rosemary, okaliptus, niacinamide içerisinde 30'dan fazla bitki özü bulunan, hayvanın üzerinde test yapmayan ve vegan içeriğine sahip. İçerisinde tuz yok, paraben yok. Bu saç dökülmesine sebep olan bir madde var. Şuraya yazıyorum. Dilim dönmeyecek kesinlikle. O yok, masum bir sülfat var içerisinde. Minnacık olduğuna bakmayın. 300 ml. Çok aşırı köpürmesi olan bir şampuan değil. Daha çok köpüren bir şampuan. Ufak gözüktüğüne bakmayın. Uzun bir süre gidiyor. Bu şampuana geri dönmek istiyorum. Kendim için satın alacağım. İçerik listesi fazlasıyla kabarık. Şu kısım komple içerik. İçerisindeki içerikler bilmem ne oil. Şu oil. Bu oil. Fazlasıyla bitki içeriği var. Bir önceki vlogta bahsettiğim CC Cosmetics'in Be Natural serisinin saç serumu gerçekten çok kötü. Bir sürü ürün deneyimledim ben. Bunun kadar kötüsünü görmedim. %75'i duruyor. Başka hiçbir şekilde değerlendiremeden çöpe atmak zorunda kaldım. Kesinlikle kullanılabilecek gibi değil yani. Serum formda şöyle yağ gibi elinizde ısıttığınızda böyle bir köpürme yaşıyor. Kreme dönüyor. Yağ şeklindeki saç serumlarını elimde ısıtıp saçlarıma yediririm. Böyle elinizi ısıttığınızda kreme dönüyor. Elinizi ısıtmadan, kreme dönmeden bir şekilde de yağ olarak da yedirdiğinizde saç jölesi sürmüşsünüz gibi bölge kaskatı kesiliyor. Değişik bir şekilde. Maskesi mükemmelken bu serumun olmamışlığı beni çok sinirlendirdi. Ürün hedef olarak yenileyici etkili serum. Yıpranmış, mat saçlar için üretilmiş bir ürün. Hiçbir şekilde besleme saçın dokusunu da iyileştirmeye sebep olmuyor ne yazık ki. Kullanılabilecek bir ürün bile değil. Olmamış maalesef. Bu da çöpe gidiyor. Wednesday Addams makyaj videosunda bahsettiğim kapatıcı 02 rengiydi. Çok severek kullandım. Lovely markasının Liquid Camouflage Concealer and Contour kapatıcısı. Bunları bu bitmeden almıştım. Son zamanlarda meşhur olan kapatıcılar gibi Jumbo aplikatör
kamera sahip göz altlarımda herhangi bir kuruluğa, ağırlığa, sağlıksız görüntüye sebep olmadığı, elimin altında olmasını istediğim uygun fiyatlı kapatıcı. Tek bir dezavantajı var. Renk skalası. Banana rengi vanilya renginden daha açık. 0-2 beyaza mesela çok yakın. Ben çok beyaz tenli bir insanım. Sarı alt tonlu açık tenli değilseniz, daha esmer ten rengine kaçıyorsa ten renginiz, banana ve vanilya rengini karıştırsanız bile size yeterli olmayacaktır. Ama sarı alt tonlu açık tenler bu iki kapatıcıyı karıştırıp rahatlıkla kullanabilir. Tek problemi renk skalası dediğim gibi. 49 TL'ye satın aldığım fiyat performans ürünlerinden bir tanesi. Giovanni markasının renk eşitleyici, yaş ama kaçtı göz kremi. 30 ml'lik bir ürün. Fazlasıyla deneyimledim. Gratis'ten 160 küsür TL'ye falan almıştım. Kullandığım gecelerde ertesi gün uyandığımda sağlıklı göz altlarıyla uyanıyorum. Hiçbir problem yok. Vaat ettiğini yerine getiriyor zaten. Nemlendirme, rahatlatma, koyu göz altlarını iyileştirmeye yönelik vaatleri var. Göz kremi sürmüyorum. Bazen üşeniyorum. Ama 3-4 gün üst üste bu nemlendiriciyi sürdüğümde o hafta gözlerimin bu kirpiklerin yakın kısmında, tam şu kısmında kuruluktan aşırı dökülme yaşıyorum. İçerisinde bulunan içeriklerin çok güçlü olmasından mı kaynaklanıyor bilmiyorum. Vaatlerin yerine getirmede başarılı bir ürün, hassas göz çevreme uygun bir ürün olmadığını maalesef daha yeni gözlemleyebildim. Ürünün birçoğu da duruyor büyük ihtimal. Ben kullanamayacağım ama annemde bunu deneyimlemek istiyorum. Annem kullanabilecek mi bakalım. Annemle cildimiz tıpatıp aynı. Ürününden memnun kalmadım da diyemiyorum. Çok değişik bir şekilde. Alerjik bir reaksiyon yaşamış gibi oldum. Ama bunu da bu videoya eklemek istedim. Ulaşılabilir, nispeten uygun fiyatlı bir marka olduğu için tercih edilen bir marka. Hani almayı düşünenler varsa bilgilendirmek istedim. Frydia. Frydia Watsons'larda satılan bir marka. O kadar övdüler ki bu lip balmını. Blueberry Hydrating Honey Lip Balm olarak geçiyor. Paketlemesi muhteşem ama ürünün %90'ı falan duruyor gördüğünüz gibi. Paketinden çıkardığınızda, kokladığınızda muhteşem bir kokuya sahip. Nemlendirmesi de çok başarılı. Laneige markasının lip maskini kullanmadım ama ona muadil gösteriliyor. Çok fazla gramaja sahip ve ben bitiremeden bu ürün bozuldu. Bozulmasaydı kullanmaya devam etmek isteyeceğim bir üründü. Çok kısa sürede bozulduğu için de yani tekrar satın almak istemediğim bir ürün. Çok iyi nemlendiriyor. Normalde dudak nemlendiricileri böyle hem nemlendirir hem de kabuk attırır. O kabuk attırma durumu falan yok. Çok kısa bir sürede tüketebileceğim bir gramaja sahip değil. Paramı çöpe atmak istemiyorum bir daha. Bozulduğunu da ucuz dandik rujlar gibi kokunca anladım, dedim bu bozulmuş. Enteresan bir şekilde SK testi de geçmemiş. Değişik ya, bilmiyorum. Hani tek bir lip balm alayım, balmları yalayıp yutuyorum diyorsanız buna bir bakabilirsiniz. Bazen indirime giriyor 70-80 liralarda falan. Bir de bunun narlısını çıkarmışlar. Tinted nemlendirme etkisi var sanırım. Rossmann'larda satılan Dr. Beckman markasının leke canavarı serisinin leke çıkartıcısı. Doğa ve kozmetik lekelerine karşı, yani ruj, polen, işte vücut losyonu. Ben makyaj yaparken en sevdiğim pantolonların, en sevdiğim tişörtlerin üstüne hep fondöten dökülür. Yeni aldığım bir Nike eşofmanım vardı. Onun üstüne likit fondöten dökmüştüm. Hemen çıkardım eşofmanı ve üstüne bundan döktüm. Islak mendille silme gibi bir hareket yapıp makineye attım. Lekeden eser yoktu. Ben bundan tekrar alacağım. Deneyimlediğim ve gerçekten makyaj malzemesi lekesi açısından çok memnun kaldığım bir ürün olduğu için, bu tarz problemler yaşayan biriyseniz aklınızın bir köşesinde kalsın. Hala hazırda var olan lekenin üstünde nasıl bir etki yaratır bilmiyorum. Hiç öyle deneyimlemedim. 50 ml'lik bir ürün. Çok minik. Ben aldığımda mesela 17 liraydı. Şu an 35 lira falan. Yani biliyorsunuz. Bütün ürünler iki katına çıktı. Hepimizin banyosunda bulunması gereken bir ürün. Şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.